Aslında şöyle söyleyebiliriz, bu geç kalınmış bir adım diyebiliriz. Çünkü Türkiye'nin ısrarla ve inatla uygulamadığı bir karar söz konusu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararından bahsediyorum. Ve bu kararın yürütülmesinden, hayata geçirilmesinden sorumlu makam da Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'dir. Dolayısıyla Bakanlar Komitesi'nin böyle bir sorumluluğu var. Sadece Türkiye değil, Avrupa Konseyi'ne üye olan devletlerin tamamı sözleşmeye imza atıyor ve Avrupa Konseyi organlarını tanıyor, onların yetkisini tanıyor ve o organların, o kurumların kararlarına uyacağını taahhüt ediyor. Eğer yerine getirmezse de bu kararların gereğini, bunun denetlemesini işte Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi yapıyor. Bu organlar nelerdir? Mesela işte Avrupa Konseyi'ne bağlı olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunlardan bir tanesidir. Türkiye'de sözleşme imza atmıştır ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yetkisini kabul etmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararlarının gereğini yerine getirmek zorundadır. Ve bu karar 2014 yılında verilmiştir. Yani yeni bir karardan bahsetmiyoruz. 2014 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Öcalan 2 kararını verdi. Bizim o başvurumuzdaki iddialarımızdan birisi şuydu. Biz diyorduk ki Sayın Öcalan'a verilmiş olan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hukuka aykırıdır, insan haklarına aykırıdır, aslında işkencedir diyorduk biz. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bizim bu tezlerimizi kabul edip Türkiye'yi mahkum etti. Dediler ki o kararında ağırlaşmış müebbet hapis cezası bir insana verilemez. Umut hakkı diye bir şey var. Siz hiçbir insanı ölünceye kadar hiçbir ümidi, hiçbir umudu olmadan dört duvar arasında koyamazsınız. Eğer böyle bir ceza verirseniz bu işkence anlamına gelir. Manevi işkenceden bahsediyoruz burada. İşkence deyince aklımıza illa işte elektrikli ya da falakalı işkence gelmemesi lazım. Manevi işkence de bir işkence türüdür. Dolayısıyla müvekkillerimiz, yani Sayın Öcalan ve ağırlaşmış müebbet hapis cezası alan diğer insanlar da buna dahildir. 2014 yılından beridir AİHM kararına göre işkence altındadırlar. Her geçen gün, her geçen saat işkence altındadırlar. Ve Bakanlar Komitesi de 2014'ten bugüne kadar bu kararın gereğinin yerine getirilmesini sağlayamamıştır ne yazık ki. Böyle bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Şu anda tekrar gündemini almış olması, o yüzden başta dedim ya, iyi bir adımdır ama geç kalmış bir adımdır. Türkiye hukukunda, ceza sisteminde daha önce böyle bir ceza yoktu. Ağırlaşmış müebbet hapis diye bir şey yoktu. Ve bu ceza Sayın Öcalan için icat edildi. Onun için getirildi. Ona verildi. Çünkü Sayın Öcalan Türkiye'ye getirildiğinde 15 Şubat 1999'dan bahsediyorum. Türkiye yasalarında böyle bir ceza yoktu. İdam cezası vardı. Fakat idam cezası da uygulanmıyordu. Yani insanlara mahkemeler idam cezası veriyordu. Fakat idam cezasını Türkiye uygulamıyordu. Ve bu idam cezası alan insanlar da sanırım 20 yıl kadar yattıktan sonra tahliye oluyorlardı, çıkıyorlardı. Fakat şimdi Sayın Öcalan'ın dışarıya çıkma ihtimalini ortadan kaldırmak için bir şeyler yapmaları gerekiyordu. O yüzden ağırlaşmış müebbet hapis denen infaz biçimini icat ettiler, onu getirdiler, koydular. Bu hapis biçiminde hiçbir şekilde dışarı çıkamıyorsunuz. Ya ölünceye kadar oradasınız. Ne Cumhurbaşkanlığı affı, ne başka bir meclis affı, hiçbir şekilde çıkamıyorsunuz yani. Dolayısıyla bu ceza biçimi aslında eski idamdan daha ağır bir ceza. Çünkü idam alanlar eskiden İdam edilmiyorlardı ve bir süre sonra çıkabiliyorlardı. Öyle bir ihtimalleri vardı. Fakat ağırlaşmış müebbet alanlar ne yazık ki çıkamıyorlar. Bir de bunun infaz biçimi çok ağır. Yani normal hapis cezası alanlarınkinden farklıdır. Hapis cezasını Sayın Öcalan için getirdi doğru. Fakat başka binlerce insan da artık bu cezadan mahkum oldular. Çünkü siz o yasaya bir madde koyarsanız sadece bir kişiye uygulanmasınız. Benzer fiilleri işleyen ya da işte araç müebbet hapis cezası gerektiren suçları işleyen insanlara da bu cezayı veriyorsunuz. Biz bugün kaç insanın bu cezayı aldığını dahi bilmiyoruz şu anda. Ve Bakanlar Komitesi Türkiye'ye sormasına rağmen Türkiye bu bilgiyi vermiyor. Dolayısıyla tahminen binlerce insan var bu cezayı alan. Bu artık Sayın Öcalan'ın ve Kürtlerin meselesi olmaktan da çıktı bu açıdan bakarsak. Böyle bir gerçeklik de var. Asıl gereken şu, yani bu kararın, mahkumiyet kararının Türkiye'ye söylediği, verdiği mesaj şu aslında. Ağırlaşmış müebbet hapis cezası olmaz. Bir düzenleme yapması lazım Türkiye'nin bu konuda. Türkiye'nin işte mecliste mesela bir yasal düzenleme yapması lazım mecliste. Ağırlaşmış müebbet hapis cezası alan insanların diyelim ki işte ceza aldıktan 20 yıl sonra ya da 25 yıl sonra bunların
infazı değerlendirilir. Bir gözlem kurulu kararıyla ama bağımsız olacak tabii ki. Hukukçulardan oluşacak. Böyle şu andaki gözlem kurulu kurulları gibi değil. Şu andakiler işte hapishane müdürü, psikolog, hapishanenin psikoloğu, yani tarafsız olduklarından şüphe duyabileceğimiz insanlardan oluşuyor ve çoğu zaman da olumsuz karar veriyorlar zaten. Basına sürekli yansıyor. Çok komik, yani trajikomik gerekçelerle insanların infazı yakılıyor. 30 yıl hapis yatmış insanlar saçma sapan gerekçelerle birkaç yıl daha yatırılıyorlar. Şartlı tahliyeleri yakılarak. 6 ay, bazen 1 yıl uzatılarak hapiste kalmalarının önü daha da açılıyor. Daha uzun süre kalıyorlar. Şimdiki gözlem kurulu kararı gibi olmaması lazım yani. Bu oluşacak mekanizmanın. Dediğim gibi objektif, hukuka uygun bir şekilde o insanların durumlarını ele almaları lazım. Dediğim gibi bu binlerce insanı ilgilendiren bir mesele. Sadece Sayın Öcalan değil. Türkiye böyle bir düzenleme yaparsa bu insanlar da, hapisteki bu insanlar, bu cezayı almış insanlar bir gün dışarıya çıkabilecekleri umuduyla yaşayacaklar. Ve bu infaz biçimi de, hapis biçimi de artık işkence olmaktan çıkacak. Türkiye'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının gereğini yerine getirmiş olacak. Bu konudaki gerilim, politik gerilim sona erecek. Bu belki de Türkiye'nin ekonomisine de olumlu katkı sunacak. Türkiye'ye sıcak para akışı olacak. Çünkü Türkiye artık mahkemenin kararlarını yerine getiren, hukuk devleti ilkesine saygılı bir ülke olmuş olacak. Eğer böyle bir karar alıp AİHM kararının gereğini yerine getirirse ve diğer hukuksuzluklara da bir son verirse tabii ki. Bir tercih meselesi. Başta konuşurken de söyledim. Türkiye ta Osmanlı'dan bu yana yönünü batıya çevirmiş durumda. Avrupa hukukunu kabul etmiş durumda. İnsan hakları koruma mekanizmalarını kabul etmiş durumda. İşte AİHM'dir, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'dir. Bunlar hepsini kabul etmiş durumda. O yüzden de bunların gereğini yerine getirmesi gerekiyor. Eğer bunu yapmazsa bu süreç içerisinde Türkiye'nin bu sistemden dışlanmasına yol açacak. Yani Türkiye Avrupa'nın parçası olarak görüyor kendini. Fakat Avrupa hukukunun gereğini yerine getirmiyor. Sen bunu ne kadar sürdürebilirsin? Hani bir yıl sürdür, iki yıl sürdür, beş yıl sürdür. Ama bir süre sonra sen o sistemden kopabilirsin. Batı sisteminden kopmasının da Türkiye'ye tabii ki bir faturası olur. Bir faturası olur, bunun ekonomik faturası da olur. Türkiye artık bir üçüncü dünya ülkesi haline gelir. İnsan Hakları Ligi'nde alt sıralara, alt kümelere düşmüş olur. Bunların hepsinin Türkiye halklarına da bir yansıması olur, ekonomik bir faturası olur. Bakınız mesela Rusya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamayan ülkelerden birisiydi. O da Türkiye gibi zamana eriyordu. Fakat en son artık bu Ukrayna meselesinden sonra da, Ukrayna Savaşı'ndan sonra da Avrupa Konseyi ile ilişkileri kesildi. Rusya kendi kabuğuna çekildi. Bu Rusya'nın ekonomisini de etkiliyor. Türkiye'de böyle bir süreç yaşayabilir ama Türkiye bir Rusya değil. Rusya daha büyük bir devlet, ekonomisi daha güçlü, arka planı daha diyelim ki geniş bir desteği var, bir tarihi, sosyolojik ve politik geçmişi var. Türkiye Rusya gibi aynı süreci yaşarsa bundan çok daha kötü bir şekilde çıkabilir. Çok daha olumsuz şekilde etkilenebilir. Böyle bir gerçeklik var.